Emler Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. 18 Noğlu iş kolunda çalışan iş işçinin 119 lira 25 kuruş yemiyle 15 Mayıs 14 Haziran maaşı ve farklı bir işçinin bugün aldığı maaş bodrosunu bu videoda sizlere sunacağız arkadaşlar. Bu yazıyı Ümit Güler kaleme aldı. Biz de ekstra da bir maaş bodrosu ekledik bu arkadaşlar. Yazıya bilginiz olsun. Ümit Güler'e de buradan selamlar saygılar gönderiyoruz. Evet 18 nolu iş kolunda çalışan işçinin 119.25 kuruş yani asgari ücretli yemiyeli 15 Mayıs 14 Haziran 31 gün yemiyi üzerinden %20 veri kesintili alacağı maaş bodrosu hesaplaması aynı şu şekilde olacak. kendinizde kıyas yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir günlük brüt yemeği arkadaşlar 119.25 kuruş asgari ücretleri bu. 2021 yıl için konuşuyoruz. 31 günlük brüt yemiyi 3696 lira 75 kuruş. Bir günlük net yemiyi 80 lira 18 kuruş. 31 günlük net yemiye 2485 lira 58 kuruş. Sosyal yardım net 285 lira 79 kuruş. Küçükşehir yol yardımı net 287 lira 44 kuruş. Yemek günlük 9 lira 60 kuruştan 15 günlük net 144 TL. Bekar agi 268 lira 31 kuruş. Bir günlük net mesai ücreti 160 lira 36 kuruş. Sendika idat kesintisi net 95 lira 40 kuruş. Net ele geçen 3375 TL 72 kuruş arkadaşlar. Kamu çerçeve protokol öncesi verilirse eğer 13 yemeğe tediye 3. taksiti 1042 lira 34 kuruş alacak arkadaşlar. Bu arkadaşımız. Tedi ödemesi tahminime göre Temmuz ayında bayram öncesi verilir dedi demiş arkadaşlar. Biz de o aynı tahminde bulunuyoruz. O aralarda verilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bakın şimdi bugün yatan başka bir işçi arkadaşımıza maaşı bugün yattı bu arkadaşlar. 14 Mayıs 2021 maaş ödemesi arkadaşlar başka bir işçi arkadaşımıza 3508 lira 75 kuruş arkadaşlar bu maaşlar şahsi fikrimdir çok düşük kalmaya başladı işçinin memurun en azından bir 5000 TL seviyesine gelmesi lazım diye düşünüyorum ben hayat pahalılığı çok fazla insanlar geçinemiyor şu an bu devir öyle bir devir oldu ki arkadaşlar. Yine tek tekrar söylüyorum. Şahsi fikrimdir. İster katılırsınız ister katılmazsınız. Hani bu sizin bileceğiniz bir şeydir. Bu devirde arkadaşlar zengin çok zengin oldu. Orta direk yani işçi memur emekli ve orta direk ve fakir kesim iyice fakirleşti arkadaşlar. Katılırsınız katılmazsınız diyorum. Yani bu benim şahsi fikrim arkadaşlar. Çok değil. Bundan iki sene önce bir A101'e gittiğiniz zaman bir şoka ne bileyim işte bir bim, bime bunlar da yani arkadaşlar bu saydığım marketlerde piyasanın en ucuz marketleri yani bir Migros demedim bir Carrefour demedim farkındaysanız arkadaşlar. Yani bir A101'e bime gittiğimiz zaman bir iki sene önce atıyorum 100 liraya 150 liraya çantamız doluydu arkadaşlar yani peynirini alıyordun ne bileyim deterjanını alıyordun işte çocuk bezini alıyordun mamanı alıyordun. Bir şeyler alabiliyordun bu parayı arkadaşlar 100 liraya 200 liraya ama şimdi aynı miktara bu alabildiğin ürünlerin dörtte birini ancak alabiliyorsun arkadaşlar. İki sene öyle önceyle kıyaslayın. Bir bebek bezi atıyorum 30 liraydı şimdi çıkmış 80 liraya. Ne bileyim bir bebek maması özellikle çocuğu olanlar için konuşuyorum. Bir bebek maması atıyorum 80 liraysa olmuş 180 lira arkadaşlar. Ne bileyim işte bir deterjan 40 liraysa olmuş 60 lira. Ne bileyim işte bir ayçiçek yağı düşünün zeytinyağı Kaç x katladı arkadaşlar. Ama maaşlar olduğu yerde sayıyor arkadaşlar. Maaşlar %4 geliyor, %6 geliyor, işte %8 geliyor. Hani kamu işleri adına konuşuyorum. Belediye işleri gene bir tık iyi maaş alıyor arkadaşlar. Hani maaş zamları biraz daha iyi. Belediyede çalışan işler adına. Tabii bütün hepsini kapsamaz ama toplu sözleşmelerini biz çok yaptık biliyorsunuz. Eğer kanal müdavi, kanalın müdavimiyseniz. Birçok yüzlerce beledi belediyenin 2021 yılı, 2022 yılı kamu toplu sözleşmelerini sizlere sunmuştuk. %50 maaş zam veren oldu, %30 maaş zam veren oldu. Bazıları %100 maaş zam verdi, bazıları %70 maaş zamları verdi. Hani belediyelerde bir tık daha iyi gibi duruyor bu maaş zamları. Ama kamuda çalışan işçiler, memurlar, özellikle mesela memurlar için de örnek vereyim. Memurlar arkadaşlar son 2 ya da 3 senedir e, zam bile alamadı arkadaşlar. Yani size ilginç gelebilir bu cümle ama zam da alamadılar. Nasıl alamadılar arkadaşlar? %4 artı 4 verildi. %4 artı 3 verildi. Bir de enflasyon farkı verildi üstüne. Arkadaşlar zaten enflasyon %12 atıyorum. Eee memura vermişsin %4 maaş zammı ya da %7 maaş zammı? Enflasyon %12 çıkmış. Resmi enflasyon ki gerçek enflasyonun kat kat üstünde. Memur son 2-3 senedir hiç maaş zammı almadı arkadaşlar. Hani ikramiye dök mesela arkadaşlar memurlara. Hani ben bir piyasa açısından genel çerçevede değerlendiriyor, değerlendiriyorum olayı. Memurlarda durum daha vay arkadaşlar? İşçiler gene işte tedi ödeme alıyor, ikramiye ödeme alıyor, yol yardım alıyor, yemek yardım alıyor. Mesela memurlarda bunların hiçbiri yok arkadaşlar. Memurlar net maaşını alır, geçer kenara. Hani memurlarda ekstra bir yardım da yok arkadaşlar. Sadece bir aile yardımı olur memurlarda. Bir derece kademe fiyat arttırma olur çalıştığı yıla göre o kadar başka ekstra bir durum olmaz arkadaşlar. Hani şans fikrim tekrar tekrar söylüyorum. Katılırsınız, katılmazsınız arkadaşlar. Piyasa koşulları işçi adına, memur adına, emekli adına zor arkadaşlar yani. 2 e, sene öncesinde örneğini verdim. Dediğim gibi katılırsınız bana diye düşünüyorum. Hani piyasayı ben şu an değerlendiriyorum. Memurlar son 2-3 senedir hiç hiç maaş Bakın örneğini verdim. %4 verildi, %3 verildi işçiler keza öyle. Yüzde dört artı dörtte senelerce iki sene önce toplu sözleşmesi olmadığı için yüzde dört maaş alındı. Ama enflasyon yüzde on çıktı, on iki çıktı. İşçiler de aynı durumda. Özellikle kamu işçileri, belediye işlerini katmıyorum. Belediye işleri dediğim gibi bir tık daha iyilerdi e, kamu işçileri adına. Yani seyyane mi zam mı verilir? Ne yapılır? Memura, emekliye, kamu işçilerine atıyorum seyyanın bir bin TL zam verilir? Bir şey yapılması lazım diye düşünüyorum. Rahmetli Erbakan hatırlarsınız işçilere memura bir anda bir maaşa yakın maaş zammı vermişti arkadaşlar? Hatırlarsınız belki o dönemi yaşayanlar vardır. O dönem yine aynı bu dönem gibi idi. Maaşlar çok çok düşmüştü. Satın alma oranları çok düşmüştü. Hani maaş e, yüksek gibi görünüyor para ama paranın alım gücü olmadığı için bir şey alamıyorsun ya para hemen bitiyor. Erbakan rahmetli işçiye memura gerçekten çok iyi maaş zamları vermişti. Hatır, bakın arkadaşlar şu maaş bordrosuna örnek verelim. Şu an Erbakan dönemi olduğunu varsayalım. Bu arkadaşımız 3508 TL almış. Erbakan döneminde bu maaş bir anda öbür 7000 TL'ye çıkmıştı arkadaşlar. Yani bir anda maaş katlamıştı. Maaş zamları. Hadi biz Erbakan dönemini olmaz diyoruz da en azından bu maaş 3508 yerine 4.508 TL olmalı. Yani bu kamu çerçeği protokolünde en azından %15'lik vergi diliminde standart kalmalı. Memur maaşları, işçi maaşları %20, %20'lik vergi dilimlerine girmemeli. Hani böyle bir şey de yapılabilir. Hani maaş zam vermeyeceksen, seyyanın maaş zam verilmeyecekse %15 sabit kalmalı. O da bir etki eder diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar biraz fazla konuştuk bu videoda ama bana katılacağınızı düşünüyorum. Genel bir piyasa değerlendirmesi yaptım. Bir emekli maaşlar açısından, işçi maaşlar açısından. Memur maaşlar açısından gerçekten e, maaşlar, şahsi fikrimle tekrar tekrar söylüyorum. Düşük kalmaya başladı, piyasada her şey uçuyor ama maaşlar yerinde sayıyor gibi duruyor. O yüzden özellikle mesela bu arkadaşımız tek maaşlıysa, mesela eşi çalışmıyorsa, Allah kolaylık versin 3500 TL'ye. Eğer eşi çalışmıyorsa, hadi eşi çalışıyorsa bir 7000 TL maaşla bir şekilde... E, Ev geçindirilir. Yine zor şartlar ama hani tek maaşta Allah kolaylık versin. 3500 TL'ye her de ev kiraysa arkadaşlar. yanlı gülüm keten elva. Hadi bakalım geçin geçinebilirsin. Bir de çocuk varsa sabun üstüne. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Durum bu yönde biraz sohbet ettik sizlerle bu maaş olaylarında. Maaşlar yatmaya başladı. Siz de arkadaşlar yazın arkadaşlar Video videonun altına ne kadar maaş aldınız? İş kolunuz nedir? 41 bin kişiyiz arkadaşlar. Bir, bir yandan ben konuşurken, ben size sohbet ederken siz de videonun altında yazın arkadaşlar. Ee, hangi şehirdesiniz, hangi iş kolundasınız? Maaş ne, ne yattı size bugün? Bazı işleri yarın da yatacak arkadaşlar. Hani bana bugün yatmadı derseniz yarın da yatacak. İşlerin çoğuna 14'ünde bir kısmına da 15'inde maaşlar yatıyor. Yazın birlikte maaşları değerlendirelim. Hadi yorumlara gidelim. Bakalım yorumlarda hangi maaş kime ne yatmış? Bakalım. Umuyorum ki işçi memur maaşları en azından 5000 TL seviyesine çıkar artık. Emeklilere keza öyle. Ben şahsi fikrimle tekrar söyleyip videoyu bitireyim. İşçiye, memura, emekliye seyyanın en az 1000 TL bir maaş zammı bekliyorum hükümetten. Maaşlar kuşa döndü. Biraz insanlar rahatlasın. Piyasada para dönsün. Sonuçta bu alan bu paralar alan işçi, memur, emekli Yine esnafa dönecek, esnaf harcayacak, esnaf da rahatlayacak. Piyasada bir para dönecek arkadaşlar. Piyasa canlanacak diye düşünüyorum. Tekrardan hayırlısı olsun. Maaş, maaş zamlarınızı yazın videonun altına diyorum. Tekrardan kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrardan hayırlısı olsun maaşlar arkadaşlar.